Benimle gel, gidiyoruz abi. Konağın işleri de hiç bitmiyor ya. Gecenin bu saati olmuş. Çöp atıyor. Toprak kardeş. Deveyle nereye gidiyorsun? Emniyet abi. Başımla beraber. Salla. Amanın. Yavuz ne oldu? Ne bu gürültü? Vallahi ağam Toprak Bey'im acele çıkarken çarpıverdi. Ne acelesi varmış ki? Nereye gidiyor ki? Vallahi bilmiyorum ağam, ben çöpleri alırken duydum. Sırrı Bey'le beraber emniyete gideceklermiş. Nereye? Sırrı Bey ofiste kendisine bir takım şeyler anlatıverdi ağam. Sonra beraber çıktılar, biz emniyete gideceğiz dediler. Sonra gelip burada çöpe çarptılar. Çöp de devrilmek suretiyle bu hale geldi. Sonra... Ya tamam, kes kes kes. Çabuk git arabayı hazırla, çabuk. Tamam. Canan, çabuk ceketimi getir bana, çabuk. Gonca, bak öncelikli olarak bilmen gerekenler var. İhbarda bulunan kişi Havva diye bir kadın ve Adnan Fuat Demirci isminde bir adam. Yani Halil Atabey babanı defalarca ölümle tehdit etmiş. Hatta aralarında bazen ciddi boyutta arbede yaşanmış. Adnan Fuat Demirci'nin bizzat şahitliği var ve burada da yazıyor bu. Gonca, durum göründüğünden daha vahim. Bu insanlar çok karan. Çok tehlikeli insanlar. Gözlerini kırpmadan ellerini kana bulayabilecek insanlar. Ya sana bir şey yaparlarsa, ya Tahir amcanın, babanın canına kast ederlerse o zaman ne olacak? Ben ne yaparım o zaman? Buna nasıl dayanırım? Bak, sana yalvarırım. Topraktan ve ailesinden uzak dur. Çok tehlikeliler. İstanbul'daki hayatımızı düşün. Eğlenceli. Kavgasız, gürültüsüz. Lütfen. Lütfen o günlere dönelim. Ben bir dolaşacağım. Efendim Arzu. Alo Arda. Evde biraz durumlar karışıktı da sesini duymak istemiştim. Arzu işim var, sonra konuşuruz.